Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Aslında Yunanistan'daki bir akıl tutulmasına uzanacağız. Yunan Devlet Ajansı Amna Stoltenberg'le yapmış oldukları röportaj sonrasında Yunanistan ve Türkiye'ye Stoltenberg'in eşit mesafede yaklaşmasını hazmedemiyor. Evet yanlış duymadınız. Haberimizin detayları isterseniz karşımıza bir gelsin. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Yunan Devlet Ajansı Amna'ya verdiği röportajda, NATO farklı coğrafya, tarih ve siyasi partileri içeren 30 yıllık bir ittifaktır. Ülkelerimiz arasında bazı anlaşmazlıkların olması bizi şaşırtmamalı. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar demokrasilerimizin temel parçalarıdır. Yunanistan kadar Türkiye'de onlarca yıldır samimi bir NATO müttefikidir ifadelerini kullandı. NATO'nun Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki sorunları güven ve müttefik dayanışması ruhuyla çözmeye teşvik ettiğini belirten Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişeleri için Türkiye PKK'dan çok çekti ve ittifakta terörden en çok çeken ülke oldu. Türkiye'nin tüm müttefiklerinin ciddiye alması gereken makul endişeleri var dedi. Türkiye için sık sık saldırgan tanımını kullanan Yunan basını Stoltenberg'in iki ülke arasındaki gerginliği anlaşmazlık olarak tanımlamasını eleştirdi. Yunan medyasından Avgi gazetesi de Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'a karşı eşit mesafe politikası uyguladığını belirterek Türkiye'nin saldırganlığını kınamaktan kaçındığını yazdı. Bazı basın organları, Soltenberg'in Yunanistan'ın güçlü ve değerli bir NATO müttefiki olduğuna ilişkin sözlerine vurgu yapmayı tercih ederken, bazı haber portalları da Soltenberg'in tuhaf açıklamalarının ardından ne gizli şeklinde yorumlara yer verdi. Son olarak da Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından olan in, Soltenberg'in açıklamalarıyla sürekli sorumluluk almaktan kaçındığını savunarak, NATO Genel Sekreteri Soltenberg, modern bir Pontius Pilatus oynamayı seçti. Göreve geldiğinden bu yana Yunanistan ve Türkiye'ye eşit mesafede durdu. Hatta Ankara göz göre göre uluslararası hukuku çiğnediğinde Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorguladığında ve ittifak içerisinde Türkiye sorun oluşturduğunda bile Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan'a eşit mesafede yaklaştı diye Yunan medyası haberlerini sonlandırdı. Hatta değerli dostlar Yunanistan daha da ileriye giderekten ne dedi biliyor musunuz? NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg için Erdoğan'ın büyük tanımını kullandı. Özellikle de bazı Yunan siyasetçiler bu haberle birlikte hani Yunanistan hakkında Avrupa'nın şımarık çocuğu derler ya genelde. Gerçekten de bu haberle bir kez daha anlamış oluyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'ye karşı öyle ahım şahım desteği de yok ama sırf eşit mesafede yaklaştı diye görmüş olacağınız üzere Yunan basınında cıngarlar kopmuş. Yunanlar nasıl bir kafa yaşıyor anlamak hiç ama hiç mümkün değil diyorum ve devamında ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bugün Yunanistan'dan gelen itirafa uzanacağız. Özellikle de Yunan televizyonlarına çıkan eski Yunan generallerin konuşmaları böyle gündemi bolca meşgul eder. İşte değerli dostlar bu sefer de yine emekli eski Yunan general Türkiye ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki Atina hükümetine seslendi eski general. Türkiye'den siz korkuyorsunuz. Boşuna silah almaya kalkmayın. Atina hükümeti Türkiye'den kesinlikle korkuyor dedi. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor Yunanistan'da hep birlikte öğrenelim. Türkiye ile ilgili korkularını canlı yayında paylaşan Yunan general pahalı silahlar almamıza gerek yok. Çünkü Yunan yönetimi Türkiye'den korkuyor diyerek açık açık yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Son haftalarda yaşanan Türkiye Yunanistan gerilimi tırmanırken emekli üst rütbeli askerlerden de peş peşe açıklamalar gelmekte. Yunan general Yunanistan'ın Türk savaş vurmaya cesaret edemeyeceğini itiraf ederek böyle bir şey yapamayız elbette ama Türkler tepkilerini 7 yıl önce düşürdükleri Rus ile Suriye'de ispatladılar. Yunan tarafı asla böyle bir şey yapamaz. Son 10 yılların Yunan hükümetlerinin güvenecekleri ve mevcut durumla başa çıkacakları bir stratejik planı yok ve bu bu noktada önemli bir şeyden bahsetmek zorundayım dedi. Bunca yıl ihlaller yaşadık. Şimdi yeni bir sorunumuz var. Türk ihaları hava sahamıza giriyor. En azından Yunanistan olarak önlem alıp o İHA'lara ne yapacağımıza karar vermemiz gerekmez miydi? Eğer gerçekten Yunanistan'da siyasi bir irade varsa o zaman bir tane Türk İHA'sını vurabiliriz ve bu çok kolay olup bir mesaj gönderir. Ama bunun olması için Yunanistan'da siyasi irade gerekiyor diyerek Yunan tarafının askeri olarak yetersiz kaldığını Yunan general bu şekilde ifade etti. Yunan hükümetlerinin Türkiye karşısında sağlam bir duruş sergileyemediğini ve aciz kaldığını ifade eden Yunan general ülkemiz için büyük sonuçları olan genel bir savaş çıkacaksa bu durum Türkiye için de geçerli olacaktır. Bu savaş biter de kaybettiklerimizin özetini görürsek kazandıklarımızı bir kenara koyup karşılaştırırız ama işler böyle olmuyor. Neden silah alıyoruz? Gerektiğinde ne pahasına olursa olsun silahları tabii ki de kullanmak için satın alıyoruz. Yani onları kullanmayacaksak o zaman silah almamalıyız. Milyarlar harcamaya F35 ve Rafael'den bahsetmeye gerek yok. Yunan vatandaşlarının paralarını boşuna harcamamalıyız diye açıklamalarını sonlandırdı Yunan general. Bu Yunan generalin bilmediği bir şey var. Sanki Yunanistan istese Türk insan savaş araçlarını vuracak da istemiyor. O şekilde konuşmuş. Yani siz isteseniz de zaten Türk insan savaş araçlarını göremezsiniz. Göremediğiniz bir şeyi nasıl vuracaksınız? Gerçekten de ilginç bir kafa yaşıyorlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte sosyal medya gelişmelerine uzanacağız. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Sosyal medyada bugün neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak hep birlikte bir Almanya'ya gideceğiz. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye ilişkin bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamasında Yunan hava sahasına yönelik Türk tarafından gerçekleştirilen ihlaller endişe verici dedi Almanya. Tabi devamında dışişlerimizden de Almanya'ya hemen cevap geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aynen şu ifade yer verildi. Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yapmış olduğu basın toplantısında Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir. Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinde uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden tarafın Yunanistan olmasına rağmen böyle bir açıklama yapması kesinlikle kabul edilemez diye Türk Dışişleri Bakanlığı bu olaya bir cevap verdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Türkiye açıklaması geldi. Ben Wallace Türkiye'nin Finlandiya-İsveç NATO muhabbetine değindi. Türkiye'yi dinlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Gelecek haftaki NATO zirvesinde Türk yetkililer ile iletişime geçerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi. Akabinde Estonya'dan da yine benzer bir açıklama geldi. Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vseviov Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur ve çözmek için destek vermeye hazırız. Türkiye eğer ki bir tehdit hissediyorsa NATO'nun hepimiz birimiz birimiz hepimiz için kuralı gereği de biz de kendimizi tehdit altında hissederiz diye Estonya böyle bir açıklama yaptı. Hemen akabinde sizlere bir Bosna Hersek'e götüreceğim. Gerçekten de çok ilgi çekici bir haber mevcut. Bu görüntüler geçtiğimiz günlerde Bosna katliamında hayatını kaybeden Boşnaklar anılırken çekildi. Evet değerli dostlar yanlış görmediniz. Bosna Hersek'teki anma törenlerinde İran'ın geçtiğimiz senelerde öldürülen istihbarat başkanı Kasım Süleymani ve Hümeyni'nin fotoğrafı bulunmaktaydı. Tabi doğal olarak ben araştırdım ne alaka Bosna Ersek İran dediğimde şu sonuca ulaştım. Eğer ki iddialar doğruysa 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna katliamında İran'ın desteğiyle Müslüman boşnakların direndiği belirtilmekte. Boşnakların tüfek el bombası ve RPG roket desteği için İran'a şükran borçlu olduğu belirtilmişti bir internet sitesinde. Eğer ki bu konuya ilişkin bilgili takipçilerimiz, bilgili abilerimiz, ablalarımız varsa yorumlarda düşüncelerini belirtilerse gerçekten çok mutlu olurum. Ukrayna'ya gideceğiz. Hani Ukrayna ve Rusya'nın nasıl savaşıyor diyebileceğimiz bir gelişmeye uzanacağız. Ukrayna Rusya'dan daha fazla doğal gazı Avrupa'ya taşımaya hazır olduğunu duyurdu. Evet yanlış duymadınız. Detaylara indiğimizde Ukrayna şirketi GTS operatörü kuzey akımı üzerinden transit geçişteki düşüşü telafi etmek için Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'ndan Avrupa'ya gaz pompalamayı artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yine Türkiye yönelik açıklamaları oldu. Yunan Başbakan Türkiye'den bahsederekten son dönemde ikili ilişkilerimizdeki provokasyon ve geri filmin ilk adımını onlar attı. Adalarımızın üzerinde Türkler uçuş gerçekleştirdiler. Halbuki ben Erdoğan'a bu uçuşların bizim kırmızı çizgimizi ihlal ettiğini baştan söylemiştim diye Michutakis kendince kendisini haklı çıkartmaya çalıştı. Gördünüz mü değerli dostlar? Yunanların kırmızı çizgisiymiş. Pakistan'dan Türkiye'ye olan hava trafiği bir dakika olsun durmuyor. Pakistan hava kuvvetlerine ait bir kargo uçağı son olarak Bayraktar Akıncı tessası olan Tekirdağ Çorlu Havaalanına indi ve bu şekilde görüntülenmiş. Sosyal medyada paylaşılan bu radar görüntülerinde Bayraktar TB2'lerin Pakistan'a gönderildiği belirtilmekteydi. Veyahut da tabii ki de hatırlarsanız Ukrayna'da mahsur kalan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait koca yusuflarının yerine Pakistan Hava Kuvvetleri dolduruyor diye iddialar karşımıza çıkmıştı. Kesin olan şu ki değerli dostlar Pakistan Hava Kuvvetleri özellikle son birkaç haftadır Türk hava sahasını çok yoğun bir şekilde kullanmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 açıklaması geldi. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adams, yapmış olduğu açıklamasında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verse bile F-35 programına dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Düzenli olarak Konya'da düzenlenen Anadolu Kartalı Tatbikatı yaklaşıyor hepinizin bileceği üzere. İşte Anadolu Kartalı Tatbikatı 2022 için İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-2000'ler Konya'ya intikal edecek. İngiltere Hava Kuvvetleri bizzat bildirdi. Tabi can kardeş ülkemiz Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarda Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılmak için yakın bir zamanda Konya intikal edecek. Dün Suriye'de çok ilginç dakikalar yaşandı. Böyle olağan bir şekilde sosyal medyadaki gelişmeleri takip ederken sizler için bir anda karşıma ne çıksın? Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde, Cerablus bölgesinde yani Türkiye'nin kontrolünde olan bölgede helikopterlerle bir havadan indirme operasyonu yaptığı haberini aldım. Haritadan da görmüş olacağınız üzere Cerablus'un El Haymar kasabası yakınlarındaki operasyonun ABD ve koalisyon güçlerinin terör örgütü olarak gördüğü gruplara yapıldığı ve Türkiye'nin izniyle bu operasyonun gerçekleştirildiği iddia edildi. Tabi doğal olarak sabah saatlerinde bu konunun iyice detayına indiğimde yerel kaynaklardan kesin olmamakla birlikte ABD önceliğindeki uluslararası koalisyon güçlerine ait 6 tane helikopterin alçak uçuş ama çok alçak uçuş yaparaktan Suriye'nin kuzeyine indirme operasyonu gerçekleştirdiğini fakat devamında doğru olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonda bir tane helikopterinin vurulduğu bölgedeki kaynaklar tarafından belirtilmiş bazı Amerikan özel kuvvet mensubu çatışma sahasından kaçıp Türk kontrolündeki bölgeye kaçtığı belirtilmekte. Yani Türk askerlerinin yanına kaçmışlar ABD özel kuvvetleri eğer ki iddialar doğruysa. Evet değerli dostlar haberden de anlayacağınız üzere dün gece çok ilginç çok gizemli gelişmeler yaşandı ve kesin olan şu ki Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri 6 tane helikopterle Cerablus bölgesine Türkiye kontrolündeki bölgeye bir indirme harekatı gerçekleştirdi. Devamında tabi değerli dostlar özellikle de şu zamanda böyle gelişmelerin yaşanması özellikle de Suriye operasyonu dillerimizdeyken Türkiye'nin beklenen Suriye operasyonunun başlaması planlanırken böyle bir gelişmenin yaşanması benim kendi içimde farklı farklı düşüncelere sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Türkiye'nin Suriye operasyonunun başlamasına sayılı günler kala bu operasyonların sözde DAEŞ personellerinin DAEŞ liderlerini yakalama operasyonlarını başlatması benim kafamda farklı farklı şimşekler çaktırttı. Düşünsenize Amerika Birleşik Devletleri acaba Türkiye'yi sırf bu operasyonlarla sırf bu DAEŞ operasyonlarıyla sözde operasyon operasyonlarıyla Türkiye'yi zorda bırakmak istiyor olabilir mi? Nasıl mı? Hatırlarsak bundan yaklaşık 2-3 ay kadar önceydi. Türkiye'nin yaklaşık 2-3 kilometre ötesinde Amerika Birleşik Devletleri işte IŞİD'in liderini yakaladık diye bir kampanya başlatmadı mı? Bir haber duyurmadı mı? Hepimiz biliyoruz o zamanları. Değerli dostlar acaba Amerika Birleşik Devletleri bu gece de işte Türkiye'nin kontrolündeki bölgeden Cerablus'tan yine bu IŞİD liderini yakaladık. IŞİD'liler ne hikmetse hep Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde barınıyor diye bir algı kampanyası oluşturmaya çalışıyor olabilir mi? Yani sözde Türkiye işte destek veriyor diye bir kampanya yürütüyor olabilir mi? Gerçekten de bilmiyorum. Benim şahsi görüşlerim bunlar. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Çünkü harekatın planlanması falan bana birazcık yani rastgele olmuş bir olay gibi, aniden gelen bir istihbarat sonucu olmuş bir operasyon gibi gelmedi. Benim görüşlerim bu şekildedir diyorum ve bugünkü son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte İsveç'e gideceğiz. İsveç'te bulunan PKK YPG destekçisi bir tane kakabavah vardı. Hatırladık mı? İşte kendisi bağımsız milletvekili İsveç'te değerli dostlar Kakabavet'ten İsveç hükümetine bir tehdit geldi. Eğer ki benim Türkiye karşı taleplerim İsveç hükümeti tarafından karşılanmazsa hafta sonu gerçekleşecek olan İsveç ek bütçe görüşmelerinde geçersiz işte sizin aleyhinizde oy kullanacağım dedi Kakaba ve Vallahi değerli dostlar diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim aklımda nedense şu canlandı biliyor musunuz? Hani böyle yıllardır İsveç'i ne olarak biliriz? İşte huzur, para, İsveç'te yaşam çok güzel. Herkes böyle içimizdeki bazı tip İsveç'e gitmek ister, İsviçre'ye gitmek isterdi. Yani değerli dostlar şaka makaberden de anlayacağınız üzere ben demiyorum. Bakın İsveç koskoca İsveç ülkesi bir tane PKK'lının eline düşmüş. Bir tane PKK'lı milletvekili İsveç meclisini işlemez hale getirmiş. Fakat Türkiye zaten özellikle İsveç e, Finlandiya'nın NATO'ya alınması konusunda çok net. Bunlar İsveç'in tamamıyla kendi sorunlarıdır. Eğer ki sen Türkiye'nin istediğini yapmazsan içindeki adam şunu demiş, milletvekili bunu demiş. Pek de umurumuzda değil açıkçası Türkiye olarak. Yani illaki NATO'ya girmek zorunda falan değilsiniz. Bunun hepimiz farkındayız diyorum ve bugünkü bana ailen sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.